Değerli velilerimiz, öğretmenlerimiz, basın mensubu arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, çocuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir gün, karne günü ve bugün bütün çocuklarım çok heyecanlı, bizler de çok heyecanlıyız. Yeni bir dönem, tatil dönemi ama tatille ilgili bir iki şey söylemek isterim. Ben tatili okulların kapandığı bir dönem olarak görmüyorum. Eğitim sadece okulların içerisinde olmuyor. Okulun dışında da, evde de, sokakta da, sosyal medyada da her yerde eğitim var. Sadece farklı bir formatta eğitim devam ediyor. Ve ben öğrencilerimizin, çocuklarımızın muhakkak surette illa ödev yapmaları konusunda elbette bir öneride bulunmak istemiyorum. Çünkü asıl ödevimiz hayatın kendisiyle ilgili ödev. Çocuklarımızın doğayla olan ilişkilerinin artması bir ödevdir. Büyüklerine hürmet etmesi, saygı duyması bir ödevdir. Arkadaşlarına yardım etmesi bir ödevdir. Hayvanlara daha çok destek sağlaması bir ödevdir. Yani bizim insanlaşma ödevimiz var, insan olma ödevimiz var. Yoksa sadece belli derslerin ödevlerini yapmak gibi bir ödevden elbette söz etmiyoruz. O nedenle benim anne babalara önerim, çocuklarının bütünsel olarak gelişmelerine katkı sağlayacak her türlü fırsatı sağlamaları, mümkün olduğu kadar büyüklerle, akrabalarla, arkadaşlarla, doğayla baş başa olmaları için ortam oluşturmaları. Bu tavsiyelerim elbette çocuklarımızın biraz önce ifade ettiğim gibi bütünsel gelişmesi açısından çok değerli. Ama sadece belli derslerin, sınavların tatilde de zorlandığı bir dönem olursa emin olun çocuklar ikinci döneme daha kötü girecekler ve daha mutsuz girecekler. Her şeyin bir zamanı var, zemini var. O sebeple çocuklarımız için tatil boş durmak değil ama değişik şeyler, farklı şeyler yapmaktır. Bu anlamda bütün öğretmenlerime emekleri için teşekkür ediyorum. Yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün öğrencilerimizin güzel bir tatil dönemi geçirmesini diliyorum. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ediyorum.